Merhaba, ben uzman doktor Özge Tapgümüş. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanıyım. Bugün sizlere vücudumuz için çok önemli bir yapı taşı olan D vitamininden bahsetmek istiyorum. Vücudumuzun sağlıklı kemikler oluşturması için D vitamininin önemini hepimiz biliyoruz. D vitamini bunun dışında uyku kalitesinden bağışıklığa, kronik hastalıklar gelişme riskinden, kas iskelet sistemi ağrılarına kadar pek çok fonksiyonu bulunmaktadır. Son yayınlarda D vitamininin kalp damar hastalıkları, diyabet ve çeşitli kanser türlerinin gelişmesinde etkili olduğu gösterilmiştir. D vitamini yüksek olan kişilerin daha uzun yaşadığı ve daha sağlıklı bir hayat sürdüğü bilinmektedir. Kanımızda dolaşan D vitamininin %90-95'i güneşten gelen ışınlar sayesinde cildimizde sentezlenmektedir. Yalnızca %5'i ile 10'u arası diyet ile alınmaktadır. Modern çağlarda D vitamin düzeyleri olması gerekenin çok altında. İnsanlar uygarlaştıkça açık ortamlardan kapalı ortamlara geçmeleri, giyinmeye başlamaları ve güneş kremlerinde etkisiyle güneşe maruziyet oldukça azalmaktadır. Bu sebeple aradaki farkı da takviye etmek gerektedir. D vitamini eksikliğinde tedaviye başlamadan önce D vitamin değerlerine bakılarak tedaviye başlanmalıdır. D vitamini yağda çözünen bir vitamin olduğu için sabahları tok karnına veya öğünlerle birlikte alınmalıdır. D vitamini formlarına bakacak olursak ampul yani yüksek doz D vitaminlerinin kullanımı artık önerilmemekte. Kapsül ya da damla formundaki D vitaminlerini tüm dünyada kabul görmüş kapsül veya damla formundaki 8 haftalık D vitamini kullanım programını önermekteyiz. D vitamini kullanımında yapılan bir diğer hata da D vitamin seviyeleri yükseldikten sonra takviyeyi bırakmaktır. Aslında D vitamin takviyesi bırakıldıktan sonra D vitamin depoları hızlıca boşalıyor. Bu sebeple takviye tamamlandıktan sonra dahi günlük kullanımını önermekteyiz.